Bir tane fonksiyon var. Direct out ya da direct out diye. Yani doğrudan dışarı çıkarma ile alakalı bir şey. Mesela bu osilatör A ve B için yok ama subla noise için var. O yüzden bunlar önemsiz. Fakat filtrede mesela noise'u seçtim diyelim. Noise için filtre var. Noise'u önce bir filtresiz duyalım. Daha akılda kalıcı bir ses kullanalım. Bu. Sesini de açayım. Şu an filtre noise osilatörüne bir işlem yapmıyor. Noise'a yap dediğimde tıklıyorum. Şu an konf filtresi yani tarak şeklindeki filtremiz bu işlemi yapıyor. Noise filtreye gönderilse bile direct ya da direct out nasıl okunduğunu bilmiyorum ama buna bastığımızda direkt es geçiyor. Peki bu aynı zamanda ne yapıyor? Bu sub'da da var aynı zamanda bu tuş. Yani bir işlem yapıldı diyelim. Direkt dışarı çıkacak anlamına gelir bu. Aynı zamanda bu FX modülünü de es geçer. Yani buraya da bir filtre koysam, bunu da komp yapsam. 6 şöyle duyulacak şekilde. İkisi de filtre bunun tamamını etki eden bir şey olmasına rağmen ikisi de yani bu filtreden geçti. Yani bu bir efekt, FX elemanı. Hadi bunu Hyper Dimension'da koyalım. Bu şu anda etki etmiyor demek. Yani bu filtre modülü bu noise ve sub için yok. Peki var desek ne oluyor? Bunu kapatayım. Bambaşka bir şey oldu. Çünkü bu sesler şu anda etki ediyor. Etki ediyorlar. Yani noise'u ve sub'ı bütün şarkıyla çalışırken FX kullandıysanız ki bu tarafa daha geçmedim ama FX kullandıysanız ya da noise ya da filtre kullanıyorsanız bir şekilde bu tuşlar da açıksa fark etmez. Direct out sizi kurtarır. Bunlar işlem yapar ve bu ikisi isterse olduğu gibi kalabilir. Yani burada seçtiğiniz ses neyse o olduğu gibi dışarı aktarılır. Bunlar filtreden geçebilir ve bunlar FX slotlarında işlem görebilir demek. Bu ikisinde yok bu özellik. Direkt dışarı fonksiyonu böyle bir şey. Efektif bir şey ve kullanışlılık artsın diye yapılmış. Ve bence yapılması gereken bir şey yapılmış. Çünkü şarkıda bir dizayn yaptığınızda illaki FX kullanacaksınız. İleri seviye bir dizayn yaptığınızda bunlar da lazım oluyor. Ama sub baslı bir ses yaptınız diyelim. Mesela şöyle hemen örnekleyelim. 6 sub bas üstü de testere dalga olan bir şey olsun. Sapsız böyle. Tamam, şu anda hypersol gibi bir şey oldu. Reverb de versek iyice şey olabilir. İnandırıcı. Neyse, yani bu böyle bir hareket yapabilir. Ama istersek sub bunu takip eder. Aynı tuşlarda 2 oktav altında ya da belki de 1 oktav altında. Sesini de versek şöyle. Şeklini de değiştirdim sub'ın. Üçgen. Var şu anda bu. Tamam. Yani FX'ten geçmiyor. Distortion da vereceğim. Çünkü sub'lar genelde distortion'dan özellikle sinüsler fena bir etkiliyorlar nedense. Bunu asimetrik yaparsam ya da downsample yapayım. İyice belli olsun. İyice bozuyorum. Şu anda bu böyle bildiğiniz Atari oyununa döndü yani.
ve ya da Game Boy, eski Game Boy oyunlarının seslerine benziyor. 8 bit. Şöyle diyelim, sub'ı bu sub için yok bu filtre. Ama var dersek, daha baskın bir ses. Mesela tanning yapayım buna. Osilatör A'yı kapattım. Duyuyorsunuz değil mi? Şeyde. Şöyle yapayım. Bu sinüsün incelmiş hali ve şu anda filtreden bağımsız çalışıyor. Bu A osilatörü. Bu da panladım sağa. Yani ayırt edelim diye dedim. Ve şu anda filtre var. Şöyle yapalım. Sub da gelsin, bu filtreye dahil olsun. Yani FX'lerin tamamına. Bayağı bir değişti ses. Yuvarlak hatları kareleşmeye ya da artık distortion'ın türü nasılsa, nasıl sıkıştırıyorsa sesi ya da limiter gibi bir şeyden nasıl geçiriyorsa ona göre yaptı sesi. Öyle bir efekt verdi. Ama dediğim gibi siz bunu eğer bir sub bass şeklinde, hattı şeklinde kullanmak isterseniz bunu muhakkak bunu yapın. Çünkü sub basslar genelde sade oluyorlar. Ya da sub yapacaksınız, A'yı kullanmayın. Ona direkt distortion verin şöyle. Onu da örnekleyelim. Sub'ı distort edeceksiniz. Bir tane serum patch açın. Böyle. Hard clip olabilir. Tube de olabilir. Pardon. Tamam. Drive'a veriyorum. Şu an direkt out varmış. Kara dalga doğru gidiyor. Böyle yani, bu tuş varsa yoksayı göstermiş oldum. Filtre ile alakalı bir şeydi. FX ile de alakalıydı. FX'e zaten geleceğim. Ama ona gelmeden önce bu tuşu anlatmak istedim. Bir sonraki derste görüşelim.